Büyük Şehircilerin Beşiktaş'ın kültürünü yaşatma, sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneğinin 7. Oban Genel Kurulu'na cümleten hoş geldiniz. Elime ulaşan önergeye göre 32 üyemizin imzasıyla Büyükçekmece Alevi Bektaş Kültürünü Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği 7. olan kongresinde aşağıda ismi bulunan üyeler olarak Divan Başkanları Eyüp Akpınar, Divan Üyeliklerine Hüseyin Gültekin ve Serpil Uşak öneriyoruz. 32 tane üyemiz var. İmzalı. İsterseniz bütün üyeleri okumama gerek yok zannederiz. Hepsi imzalı. Divan seçimine geçiyoruz. Kolay gelsin. Buyursun. Divan Başkanı. Oylamaya sunuyorum. Divan Başkanı'na Eyüp Akpınar. Divan Üyeliklerine Hüseyin Gültekin ve Serpil Uçak. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Sıranın işini yakar mısın arkadaşlar? Değerli canlar, öncelikle Büyükçekmece Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'na bütün canlılar icabet etmiştir. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi benim yanımda değerli büyüğümüz, babetimizin kurucu üyesi Hüseyin Bey, Hüseyin amcamız var. Ona bir söz verip ondan sonra genel kurula geçmek istiyorum. Mümkün mü? Tabii. Arkadaşlar, derneğimizin 7. olan genel kuruluna hepiniz hoş geldiniz. Ben uzun konuşmak istemiyorum ama birkaç şeyi de hatırlatmak istiyorum. Aklımızda ilk çıkarmayacağımız şey bu kongre herhangi bir dernek kongresi değil. Aslında bir dernek ama bir dernek kongresi, herhangi bir dernek kongresi değildir. Faaliyet alanı, inanç alanıdır. Bu nedenle bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Hepimiz kazanacağız. Çünkü sonuçta bu alan hepimizin alanı. Bundan dolayı konuşacak arkadaşların inancımız gereği de kimseyi kırmadan, üzmeden düşüncelerini anlatmasını, davranışlarda, kırıcı davranışlarda bulunmamasını özellikle rica ediyorum. Bir açıdan mutluyum. Kurucu ekiple beraber 2010 yılında bu derneği kurduğumuz zaman böyle bir mekanı hedeflemiştik. Bizim bir inancımızı icra edebileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz bir mekanımız olsun istiyorduk. Mutluyum, böyle bir sonuca ulaştık. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var.
ama çevremize göre en imkanlı bir cemeğimize karşı kavuşmuş olduk. Şimdiye kadar emeği geçen, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Derneğimizin kimsenin gönlünü kırmadan kongresinin sonuçlanacağını biliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olsun Hüseyin Bey, güzel önerileri, güzel sözleri sizi mutlu ediyor. Değerli canlar, elbette bu Büyükçekmece babetimizin buralara gelmesinde katkısı bulunan gerek yerel yönetimlerde, gerek üyelerimiz arasındaki insanlarda maddi manevi destekleri istemeyen bütün herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağlıklı, tarafsız bilgiler kurulu olarak en kısa sürede genel kurulumuzu tamamlayacağız inşallah. Şey var mı? İkinci bir liste var mı? Başkanım, Sayın Işık'tan marşı. Bir saniye, bir saniye. İkinci bir liste var mı? Şu listemde hepsi. Şu anda bir liste var. Şimdi genel kurulu götürmek üzere önümüze verirler. Önümüze verirler. Plan çerçevesinde devam edeceğiz. Açılış konuşması yoklama divan heyeti teşekkürle saygı duruşu İstiklal Marşı. Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yakın arkadaşları için İstiklal Marşı ve saygı duruşu. Daha yeni geldi daha.
Program atıldı, buraya geldi. Hayattaki arkadaşlar oturup tarz fotoğraf alacak. İbrahim'in görüşülmesi ve karara bağlanması. Yönetim kurulundan bir arkadaşı rica ediyorum. Yönetim kurulu raporunu okumasını. Değerli canlar, 7 gide tablosu 19.12.2021 kasa teslimatından 67.585 TL. 2022 yılı bilanço gelirleri aynı dönemde 4.160, eğitim burs katları 8.442.77, diğer gelirler 296.067.21, gelir toplamı 308. Arkadaşlar bir saniye. Gelirler toplamı 308.669.98 TL. Giderler toplamı 200.095.69 TL. Banka 108.000. 2022 yılı bilançomuz. 2023 yılı bilanço gelirler. Aylık gelirleri ödentileri 15.605. Eğitim burs katkıları 91.035. Diğer gelirler 634.562.24. Gelirler toplamı 741.202.24. Gelirler toplamı 459.561.85, banka 281.640.39, bağış kutusu 1.080 TL. Yönetim kurulu raporunu okudu. Bir mütalaası olan var mı?
Söz almak isteyen var mı bu konuda? Olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Altıncı madde, oy birliği. Pardon, beşinci madde. Altıncı maddeye geçiyorum. Denetim kurulu raporuna dokunması. Buyurun. Sevgili canlar, olağanüstü kongremize hoş geldiniz. Hepinizi aşkı muhabbetle selamlıyorum. Denetim kurulu başkanı olarak yürütülen faaliyetlerde, bugüne kadar olan etkinliklerde, denetimlerimizde hiçbir olumsuz öneye rastlanmamıştır. Faaliyet raporlarını okudular, biz de denetim raporumuzu okuyoruz. Şimdi de arkadaşlarıma, yeni seçilecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sayın Divan Kurulu, Sayın Canlar, 2021-2023 arası yaptığımız denetimlerdeki denetim raporunu okuyorum. 19-12-2021 kasa teslim 67.585'ler. 2022 bilançosu gelir aidat ödemeleri 4.160 TL. Mikrofonu biraz yanaştırma abi. Eğitim burs katkıları 8.442 TL 77 kuruş. Diğer gelirler 296.067.21 TL. Gelir toplamı 308.669 TL 98 kuruş. Giderler toplamı 200.095.69 kuruş. Banka 108.574 TL 29 kuruş. 2023 yılı bilançosu gelirler aidat ödentileri 15.605 TL, eğitim burs katkıları 91.035 TL, gelirler toplamı, pardon, diğer gelirler 634.562 TL 24 kuruş. Gelir toplamı 741.202 TL 24 kuruş. Diğer giderler toplamı 459.561 TL 85 kuruş. Banka 281.640.39 kuruş. Bağış kutusu 1080 TL. Yolumuz açık olsun. Allah bu niyetleri bulunanları haklarında, hak katında kabul etsin. Değerli üyeler, denetim kurulu raporunu arkadaşlar okudu. Denetim kurulu raporu hakkında bir açıklama yapmak isteyen, bir mütalası olan var mı? Olmadığına göre oylarınızı da sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi değerli arkadaşlar, demin bir önerge vardı, verememişlerdi. Biz onu gündeme almak istiyoruz. Yönetim kurulu ve sizlerin oyuyla. Onu bir okuyorum kendilerinin önergesini. Büyükçekmece Alevi Bektaşi Kültür Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 7. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na. Büyükçekmece Alevi Bektaşi Kültür Yaşatma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üye aidatlarının yıllık 150 TL olmasını aşağıda imzası bulunan üyeler olarak öneriyoruz. Burada isimler yazılı, önerge var. Şimdi bu önergeyi sundular.
Böyle bir öneri var. Siz de biliyorsunuz ki günümüzde artık enflasyonist bir ortamda böyle 50 lira, 25 lira bir gibi bir aidatlarla bu derneğimizin yaşaması ve yaşatmamız mümkün değil. Onun için yönetim olarak geldikleri zaman üye aidatlarının 150 TL'ye çıkarılmasını istiyorlar. Bu da imkansız bir şey değil. Gayet makul bir rakam. Onun için böyle bir öneriyi kabul etmenizi kabul edip daha sonra oylayacağım. Kabul ediyor musunuz? Yıllık 150 TL. Kabul edenler, önerge kabul edilmiştir. 150 TL'yi kabul edenler, peki bu önerge ve kabul ettiğiniz için de teşekkür ederim. Bunu gündeme aldım ve kabul edildi diye de yazıyorum başkan, tamam mı? Buyurun. Mikrofonu. Arkadaşlar, bu önergenin özüne taraftarım. Yalnız tüzüğü hazırlarken biz bir başka olay daha yaşattık. Bu önergenin konu ettiği şeyle ilgili. O da şuydu. Malum bizim insanlarımız çok da varlıklı insanlar değil. Belki birkaç yere de üye olabiliriz. Şöyle bir karar almıştık biz. Tüzüğümüzde de var o. Bu önerge tüzük dışına da taşmasın isterim. Aynı aileden iki kişi üye olmuşsa birincisi tam ödeyecek, ikincisi yarısını ödeyecek. Ve öyle uygulanacak. Şimdi böyle bir değişiklik yapılacaksa tüzüğümüze de uygun olması gerekir. Tüzüğümüzde aynen dediğiniz gibi olacak hocam. Sadece rakam değişiyor. Tamam yani da şimdi buradaki ifadeye göre tüzükte var. Bu ifadeyi biraz düzeltmemiz lazım. Var, var. Buradaki ifadeye göre rakamı değiştirelim. Müsaade eder misiniz? Önergeye zannediyorum tüzük farklı değil mi? Önergeye göre her üye 150 TL ödeyecek şeklinde anlaşılıyor. Eş durumda sayın başkanım. Şu açıklamayı eş söylememiz lazım. Bir ailede eş tam ödüyor, eş yarım ediyor. Sonra önergede söylemek... Şimdi o zaman müsaade edersiniz. Pardon, bir gereksiz anlaşılmaya mahal bırakmadan hemen size açıklayayım. Herkesin kafası rahat etsin. Yıllık 150 TL. Tüzük gereği. Ailede bir kişi 150 TL ödüyor, diğer üyeler onun yarısı kadar ödüyor. Doğru mu? Başkanım, diğer üyeler değil. Şimdi bir ailede... Aynı aileden 4 kişi ise... Sadece eş faydalanabiliyor. Öyle mi? Tabii sadece eş faydalanır. Peki o zaman. Çocuklar faydalanmaz. Peki o zaman şöyle düzenliyorum. Bir ailede iki kişi üye ise doğru mu? Evet. 150 TL ödüyor yıllık. Eşi 75 TL ödeyecek. Evet. Bunu tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Gündemimizin 7. maddesi. Yeni seçilecek olan yönetim kuruluna faslalar arasında aktarma yetkisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasını öneriyorlar. Şimdi değerli canlar, değerli üyeler, biliyorsunuz bütçe kalemi oluşturur yönetimler. Bütçe kalemi arasında zaman zaman bazı bütçeler fazlalık verir, bazı bütçeler eksiklik verir. Bunun için bizden yetki istiyorlar. Bu yetkiyi siz değerli üyelere sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeni bir yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşturulması diyor. Şu anda herhangi bir ikinci liste olmadığına göre yeni yönetim kurulunu okuyorum sizlere. Ondan sonra da oylayacağım. Evet. Büyükçekmece Alevi Bektaşi Kültür Derneği'ni 2 yıl müddetteydi değil mi başkanım? Evet. 2 yıl müddetle yönetmek üzere Selahattin Abacı asil üyeler, yönetim kurulu asil üyeliğine Selahattin Abacı, Kazım Şahin, Ecevit Çevik, Nuray Sümbül, Sevda Öztürk,
Mustafa Denizhan, Tekin Yalçın, İhsan Şimşek, Muharrem Köklü. Yedinci büyüklere Beliha Dursun, Veysel Atasoy, Salih Turgut, Asiye Can Çam, Aysun Çakmak, Deniz Yavuz, Emrah Boyun, Ağır Kız Darlas, Hasan Eybey. Denetim kurulu üyelikleri, asıl üyeliklerine Doğan Saban, Cenk Öztorun, Sun Öztorun, Mustafa Güzel. Denetim kurulu yedek üyeliklerine Cafer Öztürk, Sinan Düzgün, Leman San, Leman Sert. Leman Sert üyeliğine kendileri buna talip oldular. Bizler de bunlara yetki vermek düşüyor. Şahsım adıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sizlere sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Gündemimizin 9. maddesi dilek ve temenniler. Değerli canlar, değerli üyeler. Gündemimiz bitti. Babet Derneği'nin bizlere daha neler yapabilir? Bizler onlara daha neler verebiliriz? Bu konularla ilgili temennisi olan, dileği olan arkadaşlar varsa söz vermek istiyorum. Buyurun. Benim öğrenim olacak. Yeni yönetim hayırlı olsun. Şunu söylüyorum, bundan sonra Hacı Bektaş'a giderken özellikle turistliğe giden vatandaşlara hem yönetim kesinlikle Hacı Bektaş ziyaretine gidene katmasın. Kattığı takdirde açık söylüyorum, buraya kimse gelmez. Her şeyi açıklar. Bak, 6 tane bayan belediyede görevlendirilmiş, 6'sı da yani bu ailemle gittiğime çok pişman oldum. Yani olduğuma da utandım. Hacı Bektaş'a değil de eğlenmeye gidiyorlar. Eğlenmeye girer, ayrıca otobüs tuttum, gittim kardeşim. Alevi milletini kullanmasınlar. Alevi kültürüne zarar vermesinler. Ve bu üçüncü seferdir gidiyorum bizim burayla. Aynı hakaretleri işittim. Bize yakışmıyor. Alevi milleti dürüsttür, yalan sevmez. Abi dedim, arabada hareketleri düzgündür. Hacı Bektaş'a gidip de cem evine girmez, eğlenmeye giderler. Bizim toplumun içine girmez. Teşekkür ederim. Kesinlikle. Bak burada bütün evimizden söylüyorum. Bir de dede sorunumuz var. Dedemizin söyledikleri hiçbir alevi kabul etmez. Toplam iki denede iki ay gelmemiş bu adam buraya. Bu adamın da derhal değişmesini istiyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Evet, önerileri gelecek olan yönetim göz ardı etmesin. Sayın Başkan'ın bir konuşma talebi var. Kendilerine veriyorum. Bir saniye, buyurun. Evet. Kıymetli canlar, yolumuz Hak Muhammed Ali ve Emre Beyt'in yüksek alak yoludur. Kimsesizde, çaresizde, darda, yolda kalan ve yetime yardım yoludur. Hak Muhammed Ali'ye giden yoldur bizim yolumuz. Cemevlerimiz ibadet hale, ibadet edip erken yedir. Sorgusular, karar dar meydanıdır. Sema, kırklar meydanıdır. Makam ve mevkinin olmadığı eşitlik meydanıdır. Biz Alevi canlı, Sivas, Çorum, Maraş, Malatya, Dersim, Erzincan, Madıra, Gazi gibi çok sayıda katliamla karşı karşıya kaldık. Bu katliamlar nedenleri ve sonuçları ile yeterince açıkla konuşturulur. Gerçekler ortaya çıkarılırsa harcanan çabalara rağmen demokrasinin tüm kurum ve kurulları ile eşleşmesinin önünde bir engel olarak kalmaya devam edecek. Kıymetli canlar, Muharrem ayında cemevlerimize saldıran hainler bizleri korkutabileceklerini sandılar. Müsaadenizle iki çift lafım olacak onlara. Üç fidan idam kararı açıklandığında Deniz Gezmiş Hüseyin yanına soruyor. Korkuyor musun dede? Diye soruyor.
Hüseyin'den daha deniz yoldaş, biz korkumuzu Kerbela'da bıraktık diyor. İşte biz korkusunu Kerbela'da bırakanlardanız. Biz korkumuzu Pir Sultan İndan'a yürürken bırakanlardanız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin inanç özgürlüğünü ihlal eden hukuk dışı uygulamaya karşı verdiği kararlar ortadadır. Devletin tek bir sorumluluğu vardır ve görevi vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının gereğini yapmak ve cenevlerine ibadethane statüsü vermektir. Haftada bir sefer. Kıymetli canlar, 19 Aralık 2021 tarihinde göreve geldiğinizden itibaren 2022 yılında devlet olarak başlattığımız benim en çok önem verdiğim öğrenci okutmak yönetiminde buna destek oldular sağ olsunlar. Özellikle eğitim seviyesi yüksek ama ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimiz okumasına çok büyük önem arz ediyor. Yılında 4 kız öğrencimizle başladık. Şimdi gruba bu seneki bugün akşam ikinci burslarını yatıracağım. 7 öğrenciyle devam ediyoruz. Dernek hesabı içinde oluşturduğumuz eğitim burs fonuna 2022 yılında gelen bağış 8.442. 2023 yılında ise 91.035 TL'dir. İleriki dönemlerde bunları 10 öğrenciye, 15 öğrenciye çıkaracağımız sözünü veriyorum size. Bir şey daha değinmek istiyorum burada. İsmini zikrederekten Sayın Eyüp Akpınar Divan Başkanımıza ve 95 yaşındaki Mahmut Amcam'a ellerinden öpüyorum. Eğitim bursumuzun en büyük katkısı onlardır. Diğer katkısı onlara çok teşekkür ediyorum. Bağışta bulunan tüm canlara da şahsım ve yönetim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Cebimizde 2 yıldan beri devam eden saz kursu ve ahşap yapma resimde el sanatları kursumuz devam etmektedir. Asıl hocam bu konuda senden devam etmeni talep ediyorum. Başkanlık süresi boyunca cebimizin daha da güzelleştirmek amacıyla binamızın iç ve dış cephe kaplama ve boya tadilatlarını yaptırdık arkadaşlar. Bahçe duvarları, şu anda bulunmakta olduğumuz yemekhane bölümümüze 2 adet klima sağda ve solda göreceksiniz. Yazın yemek yemiyorduk sıcaktan. Yemekhanemizin kurulumunu sağladık. Cebimizin bahçesinde Atatürk üstü Hacı Bektaş Veli heykeli ve binamızın dış cephe duvarlarına Hazreti Ali ve Hacı Bektaş Veli'nin görsellerinin montajı yapıldı. İleriki zamanlarda projemiz hazırlandı, önerimiz de çıkmak üzere 100 kişilik bir konferans salonu, burada tiyatro gösterisi, konferanslar, bir fikir verecek. Onunla önümüzdeki yıl içerisinde faaliyete geçene sözünü veriyorum. Her yıl üzerlediğimiz Hacı Bektaş Veli ziyaretlerimize geçmiş dönemlerde bir otobüs, iki otobüs, üç otobüste zar zor gidebiliyorduk, insanı topluyorduk. Bu sene 4 otobüsle 180 kişi ile birlikte Niyaz Orman'a gittik. Cemerkenlerimizi tuttuk ve kurbanlarımızı bağışladık. Bölgede bulunan tüm canlı alıklarımızı paylaştık. Cemerimizde aptalımızda hızır gemilerimizi yaptık, kurbanlarımızı kestik, canlılarla pay ettik. 12 manlar orucumuzu cemerimizde 12 gün boyunca lokma vererek canlılarla birlikte açtık. Matem günleri boyunca erkenlerimiz kuruldu, ardından 1500-2000 kişilik aşurelerimizi yaptık, canlarla pay ettik. Değerli canlar, 6 Şubat 2023 tarihinde 10 şehrimizi etkileyen, derinden etkileyen ülkemiz derinden depremde tüm canların destekleriyle deprem bölgesinin maddi, manevi olarak uzaktığı yardımda bulundu. Bununla ilgili de bazı şeylerden açıklamak istiyorum. Çünkü hızır lokmamızı sizlerden aldığımız paylara hızır lokmamız dedi ki cebimde lokma kesin hep yemeyeceğiz. Ama depremize de kardeşimize bir bardak su göndereceğiz dedik. Artık orada
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nden 15 bin. İskenderun Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'na 10 bin. İstanbul Cevabı Eğitim Kültür Vakfı Hatay Samanda Mobil Mutfak Kuruldu 10 bin. Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri'de 3 bin. Kahramanmaraş'ta 2 depremzedeye 2 bin. Afat 50 miktar yatırmışız. Gaziantep'te depremzede aileye kira yardımı 10 bin. Hepsi belgeli bir mahpuzluğu dekontları vardı. Ayrıca deprem bölgesine giyim, erzak, temizlik, hijyen malzemeleri, bebek malzemeleri, mamalar, battaniyeler vesaire belediyemizin lojistik destekleriyle 3 tır malzeme deprem bölgemize gönderdik. Bölgelerimize gelen depremzede ailelerimizi belirli aralıklarla ziyaret edip ihtiyaçlarını giderdik. Kahvaltısından öğlen yemeğine varana kadar arkadaşlar bölgemizde 5 aile belediyemize tahsis etti. Biz de bunu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz 2 yıl içerisinde cenazemizde 46 canımızın hakka uğurladık. 15 canımızın cenazesini ve yakınlarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi'ne ulaşım desteğiyle memleketlerine uğurladık. 2022 Ocak ayından itibaren bastıran kar yağışından yolda kalan 35 canımızın belki İstanbul'da bir ibadetlerin açık olması ve yolda kalan canlarımıza 2 gün boyunca burada konaklama imkanı sağladı. Kaloriferler yaktı. Bu yorganımız yoktu, battaniyemiz yoktu ama kaloriferlerimiz açtı. Her peteğin etrafında bir kümeleşme şartıyla insanlar burada 2 gün boyunca ısındı. Aç bırakmadık, susuz bırakmadık. Püsküvit yedik, çorba içtik. Bunu da başardık. Kıymetli canlar, görev süremiz boyunca cemevimize desteklenen dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem Oğlan ve Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Doktor Hasan Akgül'e, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize, geçmiş dönem dernek başkanlarımız ve yönetimlerine, cemevimizin emektarları Sura ve İbrahim Denizhan'a, özellikle söylüyorum Sura ve İbrahim Denizhan bu cemevini bu kadar temiz olmasında burada mücadele eden insanlar arkadaşlar. Bir tanesi bağışlı, bir tanesi gönüllü. Eşi gönüllü. Siz de Ercan'ın üzerinde tekrar teşekkür ediyorum. Cemevlerimiz bizim için kutsaldır. Bu kutsal mekanlarımıza, dergahlarımıza, ocaklarımıza sahip çıkmalıyız. Canlı tutmalıyız. Hep beraber bu çabanın içinde olmalıyız. Sizlerin desteğiyle biz ekip olarak bu göreve tekrardan talibiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir olacağız, bir olacağız, bir olacağız. Hepinize teşekkür ederim. Bir daha söylemek istiyorum canlar. Oylarınızı kullandıktan sonra mutfakta yemeğiniz yapılıyor. Salih abi yemek hazırlıyor. Yemek hazırlıyoruz. Oylarını kullanın. Lütfen yemeklerini yiyebilirler. Burası aşevi. Yemeğinize ilerleyen gitmeyin. Rica ediyoruz. Oy kullandı Salih gitmeyin. Hadi rahat olsun. Oy kullandı biraz. İşin bitti. Oy kullandı. Daha çok. Neyi oy kullandı? Sıla sütün görüyorsun. Onun kadar divan verin. Ben beğendim. Biraz daha açalım. Geçen seneye oranla çok iyi ama bu da çok da daha fasiletsizlikler var. Otur dinle. Tamam, dinle. Değerli canlar, değerli üyeler, kurucu üyemiz Hüseyin Bey söz almak istiyor. Ona da sözü verdikten sonra benim şahsi bir iki tane açıklamam olacak. Onları da dinlerseniz sevinirim. Sağ olun. Buyurun. Arkadaşlar, bu komisyonların açıklığa kavuşması için konuşma gereğini duydum. Bir tanesi Hacı Bektaş Veli ziyareti. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli diyor ki, akılla gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. O zaman biz burada aklımızı kullanacağız. Hacı Bektaş'a kadar gidip 20 kilometre, 25 kilometre, 30 kilometre ötesindeki ülkemizin turizm bölgesi olan Kapadokya'yı ziyaret etmemek akıl kârı değildir. Akla tersdir. Hacı Bektaş'a gidip ibadetini yapıp, ziyaretini yapıp İnsanlar ondan sonra da ülkemizin güzelliklerini görebilir. Burada ne
tersi olabilir ki? Ziyaretini yapan adam ziyaret gibi yapar. Turizm bölgelerini gezen de turizm bölgesi gibi gezer. Yalnız burada bir şey açıklığa çıkarmak istiyorum. O gezide ben de vardım. Hacı Bektaş gezisinde. Otobüsün için malum geniş bir alan değil. İnsanların orada horon tepmesi doğru değil. Sağlık açısından. Çünkü orada herkes ayağıyla rastgele yerlere girip çıkıyor. Şu olabilirdi, bundan sonra öyle olabilir diye düşünüyorum. Geziye katılan arkadaşlar uygun yerlerde istirahat molası verip o tür şeylerini açık havada yaparsa hem katılanlar açısından hem de kendileri açısından sağlıklı bir şey yapmış olurlar. İnsanların ülkemizin güzelliklerini görme hakları da var. Buradan Ankara'ya kadar gitmişken dünyanın ta neresinden gelip buraları ziyaret edenler varken ülkemizin güzelliklerini de görmek hakkımızdır yani. İkinci açıklığa kavuşturmak istediğim, başkanımdan da özür dilerim, ısrarla söz almak isteğim şundan kaynaklandı. Baştaki konuşmamda söyledim. Bu derneği kurarken birinci amacımız bir mekanımız olsun. İnsanlar bir araya gelsindi, birbirlerini tanısındı. Ama dikkatinizi çekerse derneğimizin saltılmış adı Babet. Ama açılımı Alevi Bektaşi kültürünü yaşatma, sosyal yardımlaşma, dayanışma derdi. Aslında bu derneğin tüzüğünü ben hazırlarken iç içe iki veya üç derneği sokuşturdum. Yani bu derneği ikiye parçalayabilirsiniz. Bir, Alevi Bektaşi kültürünü yaşatma derneği. İki, sosyal yardımlaşma, dayanışma derneği diyebilirsiniz. O açıdan derneğimiz tüzüğümüzde yine tüzüğümüzde komisyonlar halinde çalışma var. Dolayısıyla komisyonlar kendimi belirleyen tamam mı? Başkanım, devam et başkanım. Komisyonlar halinde çalışmak tüzüğümüzde. Bana göre bir inanç komisyonu kurulabilir. Bu yönetimin de karışmayacağı, sadece o inançta görev alanları yöneteceği komisyondur. Diğeri de sosyal yardım ve dayanışma komisyonu. Mekanımız oldu. Yalnız mesela bizim derneği kurarkenki amaçlarımızdan birisi insanlarımızın birbirinden tanış olmasıydı. Yunus Emre'nin söylemiyle gelin tanış olalım. İşleri kolay kılalım. Tanış olunca işler daha kolaylaşıyor. Biz bu şeyi bugüne kadar hale getiremedik. Yani piknik şeklinde, bir araya gelme şeklinde toplantılar düzenlenebilirdi. Ama asıl söylemek istediğim bundan sonraki. Derneği kurduk. Malum dernekler o yetki olarak. Bitti. Dernekler yetki olarak daha sınırlıdır. Ama görüyoruz ki bizim problemlerimiz daha büyük. İnsanlarımız muhtaç. Derneğin bundan sonraki hedefi olarak vakıf haline gelmesini öneriyorum. Ayrıca biz okumaya düşkün bir insanlarız. Kadınlarımızın, kızlarımızın okuması için yurt desteğinin yapılması gerekir. Derneğin ikinci genel çalışma olarak da kadın ya da kız yurdu yapmayı öncelemesini tavsiye ediyorum. Ben dinlediğim için teşekkür ederim. Değerli canlar, uygulamada yönetimi
benim bildiğim parkta ama yönetimin isteği üzerine biz her ne kadar oy birliğiyle yeni yönetimi kabul ettiysek de kendilerini daha önceki uygulamalarda uyguladığı şekliyle tek listede olsa oylamayı gerçekleştirmemizi istiyorlar. Bunun için herkesin oy kullanmasını rica ediyorum. Ayrılmayın bir yere. Zaten 95 kişiyiz. En azından bir saat içinde oyumuzu kullanırız, sandığa atarız. Ondan sonra rahat rahat işimizi görürüz. Şimdi oy kullanma işlemi başlayacak. Hazırlıklarımız tamam. Bu arada sizden bir ricam var. Benim de bir iki tane eleştirim olacak. Hem seveceğiz hem döveceğiz. Yani burada o kadar da sessiz kalacak değiliz. Şimdi Sayın Başkanım, öncelikle babetimize, cebimize verdiğiniz hizmetlerinden dolayı bu güzel ortamı bize sağladığınız için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Burada emeği geçen bütün yerel yönetimlere, adli makamlara, herkese çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yalnız bir saniye. Bakın, demin çok güzel faaliyetlerde bulundunuz. Aslında bunun okunması gereken yer, bana verdiğiniz şurada ki yönetim kurulu raporunda okusaydınız bunları daha güzel olurdu. En sonda okulacak değil. İkincisi, vermiş olduğunuz bilanço gibi kağıdı biraz daha detaylandırsaydınız, ha geçen senekinden çok çok daha iyiydi. İki sene öncekinde önümüze bir kağıda yazılmış, el yazısıyla yazılmış, içeriği hiç belli olmayan bir şey getirdilerdi. Bugün biraz daha aşama kaybetmişiz. Onun için çok teşekkür ediyorum ama bir daha bir dönemde hangi arkadaşımız olursa olsun bunu daha dikkatli yapıp önlerine getirip sunarsanız arkadaşlarımızın, canlarımızın, üyelerimizin işi daha rahat olur. Onun için emeğinize tekrar teşekkür ediyorum. Oy kullanma işlerimizi biraz sonra başlayacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun.